Merhaba, ben Tamer Çilingir. 1965 doğumluyum. Trabzon'un Maçka ilçesi Livera köyündenim. Ailemiz 1930'lu yıllarda Of'tan Maçka'ya gelen 19. yüzyılın ortalarında İslamlaştırılmış bir Rum ailesidir. Benim Rum kimliğiyle tanışmam aslında çok küçük yaşlarda başlıyor. 14 yaşımı hatırlıyorum. 14 yaşımda iken Trabzon'a gittiğimizde, ben İstanbul'da büyüdüm bu arada. Trabzon'a gittiğimizde köyde hemen herkes başka bir dil konuşuyordu. Yine evde ailemiz, annem ve babam kendi aralarında özel bir şey konuşacakları zaman Rumca konuşuyorlar, başka bir dil konuşuyorlardı ve ben bu dilin ne olduğunu bilmiyordum. Önceleri onlara sorduğumda bu dilin eski dil olduğunu söylediler bana, Rumca olduğunu söylemediler. Daha sonra işte 14 yaşımda, ilk kez 14 yaşımda Trabzon'dayken bu dilin köyde özellikle birçok insan tarafından konuşuluyor olduğunu fark ettiğimde bu dilin hangi dil olduğunu sordum ve bu dilin Rumca olduğunu öğrendim. Sonra sorular birbirini kovalamaya başladı. Neden böyle bir dil konuşuyorduk peki? Neden Rumca konuşuyorduk? Bu sorunun yanıtı da genel olarak aile büyüklerimiz tarafından komşularımızdan öğrendik bu dili şeklinde oluyordu. Fakat yine hatırlıyorum, babaannemin ana dili Rumca idi. Türkçeyi daha az konuşurdu. Rumcası daha iyiydi. Yani komşulardan öğrenilecek bir dil olma ihtimali yoktu. Ayrıca komşular dedikleri onlara göre Rumlar bundan 100 yıl önce çoktan sürgün edilmişlerdi. Yunanistan'a gitmişlerdi ve orada yaşamıyorlardı. Orada bu kimliği, Rum kimliğini savunan insan yoktu ama buna rağmen genç kuşaklar, örneğin benden önceki jenerasyon babamlar Rumca konuşuyorlardı. Dolayısıyla bana çok ikna edici gelmemişti komşulardan Rumcanın öğrenilmiş olması. Ancak o yaşlarda bu kimliğin çok bilincinde değildim. Daha doğrusu benim için çok önemli değildi. Daha sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin antidemokratik uygulamalarıyla, insan hakları ihlalleriyle, hak ve özgürlüklere yönelik baskılarıyla karşı karşıya kaldığımda, bunları öğrendiğimde demokrasi mücadelesi içerisinde yer aldığım uzun yıllar ve bunun karşılığında toplam 10 yıl hapiste kaldım. Haklar ve özgürlükler mücadelesi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde çok büyük bedeller isteyen bir mücadeleydi. Ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca her ne kadar Pontus Rum soykırımı ya da aynı süreçte yaşanmış olan Ermeni ve Süryanilere yönelik soykırımı bilinmese ya da bilince çıkarılmamış olsa da en genelde insan hak ve özgürlükleri mücadelesi uğruna mücadele eden, bedel ödeyen birçok insan vardı. Bu insanların birçoğu gazeteciydi, yazardı, aydındı. Bir kısmı suikastlara kurban giderek öldürüldüler. Birçoğu uzun yıllar hapislerde yaşamak zorunda kaldılar. İşsiz kaldılar, sürgün edildiler. Memleketlerinden uzakta yaşamak zorunda kaldılar. Memleketlerinden uzakta ölmek zorunda kaldılar. Bunları öğrendiğimde genç yaşlarımda, 20'li yaşlarımda ben de bu mücadelenin içerisinde yer aldım. Ve çeşitli dönemlerde polis tarafından gözaltına alındım, tutuklandım, hapiste yattım. 2004 yılında hapishanedeki ölüm orucundan dolayı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarımdan dolayı geçici olarak tahliye edildim. Fakat 6 ay gibi kısa bir süre sonra tekrar hakkımda tutuklama kararı çıkartıldı ve ben de bu süre içerisinde yurt dışına çıkmak zorunda kaldım.
2004 yılından beri İsviçre'de politik sığınmacı olarak yaşıyorum. Burada özel bir okulda çalışıyorum. Özel bir okulun kantininde çalışıyorum. Aynı zamanda belli dönemlerde lise düzeyindeki öğrencilere seramik dersleri veriyorum. Hayatımı böyle devam ettiriyorum. Pontus'la ilgili yaptığım bütün araştırmaları da yine hiç kimsenin desteği olmaksızın kendi emeğimle kazandığım parayla sağlıyorum. Birçok kitabın, dokümanın, belgenin özellikle Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden getirilmesi, götürülmesi bunlar tamamen benim bireysel çabalarımla gerçekleştirdiğim işler. Türkiye Devleti Pontus meselesine adeta yokmuş gibi yaklaşıyor. Türkiye Devleti'nin bu konudaki politikası inkar üzerine şekilleniyor. Neredeyse Pontus coğrafyasında hiç Rumlar yokmuş, hiç Rumlar yaşamamış gibi bir yaklaşım içerisinde ve yüzyıllık Cumhuriyet tarihi boyunca da tarih kitaplarında ya da entelektüel aydın kesimlerin makalelerinde çok işlenen, çok fazla anlatılan bir konu olmadı hiçbir zaman ve bu yüzden de son 10 yıla kadar özellikle Türkiye'deki aydın, sol, sosyalist kesim dahi bu konudan bir habersiz bir durumdaydılar. Benim bu konudaki bilinçlenmem, benim bu konudaki çabalarım asıl olarak 2007 yılında Hrant Dink adlı bir Ermeni gazetecinin Trabzonlu bir genç tarafından katledilmesiyle birlikte aslında daha net bir şekilde ortaya çıktı. Katledilen kişi Ermeniydi. Katleden kişi de Pontuslu, büyük ihtimalle Rum bir ailenin torunuydu. Bu çok çarpıcı bir şeydi aslında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda Ermeni, Süryani ve Rumlara yönelik büyük bir soykırım gerçekleştirmişti. Bu insanlardan geriye sağ kalanlar sürgün edilmişlerdi mübadele anlaşmasıyla. Ve o coğrafyada yaşayabilmek için de birçok insan dilini, dinini terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak böyle yaşayabilmişlerdi. Cumhuriyetin kurulmasının ardından sıra bu sefer diğer Müslüman kimlikli, etnik kökenli uluslara, halklara gelmişti. Daha sonrasında Aleviler ve özellikle Kürtler Cumhuriyet tarihi boyunca devletin şiddetine maruz kaldılar. Bugüne kadarki süreçte de birçok katliama, birçok suikaste ve bu kesimlerin mücadele edenlerine yönelik baskı ve şiddete dayalı bir politika izledi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu nedenle ben özellikle Hrant Dink'i katleden kişinin Pontus kökenli olmasından yola çıkarak Türkiye Devleti'nin çok büyük bir başarı elde ettiğini fark ettim. Üstüne üstlük aynı zulme maruz kalan, aynı acıları yaşayan ulustan insanlar birbirlerine karşı düşman ilan edilerek bu yüzyıllık Cumhuriyet tarihi boyunca devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletin politikalarına hizmet etmiş oluyorlardı. Bu konuda muhalif olan sol, sosyalist örgütlerde ne yazık ki çok fazla bilgi sahibi olmadıklarından ve özellikle de Kemalizmin etkisinden kurtulamadıklarından
durdukları yer açısından aslında devletin bu politikasına bir biçimiyle destek veren konumdaydılar. Ben bunu fark ettiğimde özellikle bizim tarihimizi, Pontus'un tarihinin araştırılması gerektiğini düşünmeye başladım ve birkaç arkadaşımla birlikte bu konuda araştırmalara başladık. Öncelikle şunu söyleyeyim, evet Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi boyunca çok ciddi bir makalenin dahi yazılmadığı Pontuslu Rumlarla ilgili bir kaynak sıkıntısı vardı. Kitap yoktu, yazılmış herhangi bir şey yoktu. Ya da olan kitaplar daha çok o dönem Kurtuluş Savaşı diye adlandırılan bir sürecin yaşandığını ve bu süreçte Müslüman olmayan ulusların, özellikle de Rumların, emperyalistlerle işbirliği yaparak ihanet ettiklerini, bu yüzden de sürgün edildiklerini propaganda ediyordu. Bu çok gerçekçi bir açıklama değildi ama dediğim gibi bu konuda yazılmış çok fazla kaynak belge yoktu. Ben öncelikle Osmanlı ve Başbakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı arşivleriyle ilgili bu konuda araştırmalar yaptım. Daha önce bu konuyla ilgilenmiş, özellikle Ermeni soykırımı ile ilgilenmiş çeşitli aydın ve entelektüellerin bilgilerine başvurdum. Onların kaynaklarından yararlanmaya çalıştım. Ama bütün bunlara rağmen genel olarak bir perspektif sorunu yaşanıyordu Türkiye'de. En aydın olan kesim bile sadece mübadele anlaşmasından, yani 1923 yılında Türkiye'deki Ortodoks Hristiyanların Yunanistan'a, Yunanistan'daki Müslümanların Türkiye'ye gelmesi ile sonuçlanan o anlaşmaya dayalı hikayeler daha çok anlatılıyordu, konular daha çok anlatılıyordu. Ve bu acılar üzerinden bir şeyler söylenmeye, bir şeyler yazılmaya çalışılıyordu ama kimse soykırımdan söz etmiyordu özellikle. 2016'nın yılının sonlarına doğru kitabım Pontus Gerçeği adlı kitabım belge yayınlarından Türkiye'de basıldı, yayınlandı. Bu tarihe kadar genel olarak Türkçe kaynaklara dayalı bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bir kitaptı bu kitap. Bu kitapta aslında Türkiye Devleti'nin soykırım yaptığını yine kendi belgelerinden yola çıkarak anlatmaya çalıştım. Evet, aslında görmek isteyen için Türkçe belgelerin içerisinde de soykırım çok net bir şekilde gözlerimizin önündeydi. Ben bunun için özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk parlamentonun, Ankara'da kurulan ilk parlamentonun 1920 ile 1923 yılları arasında yapılan gizli görüşme, gizli celse tutanaklarından yararlandım. Bu tutanaklar bir kitap halinde 1985 yılında Türkiye'de yasal olarak basıldı, yayınlandı. Ama buna rağmen birçok tarihçinin, birçok aydının dikkatini çekmedi bu konu. Bu tutanaklarda binlerce sayfalık bu tutanaklarda parlamentoda, ilk parlamentoda Pontus'ta yaşananlara ilişkin bir sürü belgeyle karşı karşıya kaldım. Aslında sadece bu tutanaklar bile Türkiye Devleti'nin böyle bir soykırımı gerçekleştirdiğinin belgeleriydi. Yalnız şunu da söylemem gerekiyor. 2016 yılında yayınlandı kitabım. Bugün 2020 yılındayız. Aradan 4 yıl geçti. Ama bu 4 yıllık sürede yayınladığım bilgilerin 2-3 kat daha fazlasına da ulaştım. Araştırmalarım devam ediyor. Yani 4 sene evvel yayınlanan Pontus Gerçeği kitabının çok daha ilerisinde bilgilere sahibim
şu anda sahibiz şu anda. Bunları Pontus Gerçeği kitabının birinci baskısı Türkiye'de bitti, tükendi. İkinci baskısı için şu anda uğraşıyoruz. Yakın bir zamanda Türkiye'de ikinci baskısı çıkacak. İkinci baskıda bazı küçük düzenlemeler yapmama rağmen biraz evvel söylediğim bu 4 yıllık süre içerisinde eklenen yeni bilgilerle yeni bir kitap yayınlamayı, yeni bir kitap bastırmayı düşünüyorum. Şimdi bu bilgileri, yani kitapla yayınladığım kitapla ilgili bilgileri, tabii benim açımdan şöyle bir sıkıntı oldu. Ben yurt dışında yaşadığım için Türkiye'deki kaynaklara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadım. Oradaki ilişkilerim, oradaki arkadaşlarım ve ailem aracılığıyla bazı belgelere ulaşmak zorunda kaldım. Bazı belgeler Osmanlıca idi. Onların Türkçe'ye çevrilmesi konusunda zorluklar yaşandı. Yine o belgelerin tekrar bana buraya ulaştırılması sorunu vardı. Çeşitli başka dillerdeki çeşitli kaynakların çevirisi konusunda da sıkıntılar yaşandı. Özellikle Helence kaynakların Türkçe'ye çevirme konusunda çok büyük sıkıntı, uzun yıllar çok büyük sıkıntılar yaşadım. Kitabımın Yunanca'ya çevrilmesi için, ilk yayınladığım kitabımın Yunanca'ya çevrilmesi için bir süreç başlattık. Gönüllü bir insan bu konuda bize yardımcı olmaya çalıştı. Ancak profesyonel bir çevirmen olmadığı için o çeviriyi başarıyla sonuçlandıramadık. Bunu bırakın çeşitli makalelerde, çeşitli konferanslarda konuşmalar yaparken bile, özellikle Türkçe, Yunanca, Yunanca, Türkçe çeviri konusunda hep sıkıntı yaşadık. Çok daha az çevirmen olduğu için bu iki dil arasında. Şimdi özellikle bu videonun çevirisini yapan arkadaş da dahil olmak üzere çok daha profesyonel çevirmenlere ulaştık. Şu anda bu konuda bu sıkıntıyı bir nebze atlatmış durumdayız, ama bu sefer de şöyle bir sıkıntı var. Bu çevirmenlerin, profesyonel çalışan bu çevirmenlerin emeklerinin karşılığını vermek için gerekli olan parayı bulamadığımız için henüz Yunanca'ya kitabımı tam anlamıyla tercüme ettiremedim. Bu konuda da nasıl bir süreç izleyeceğiz? Şimdilik henüz bu konuda net bir düşüncem yok. Türk hükümetinin arşivlerine nasıl ulaştım? Aslında Türk hükümetinin arşivleri, detaylı arşivleri birçok akademisyene, tarihçiye kapalı. Sadece resmi tarihin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi tarihinin görüşlerini yansıtan ve bu konuda faaliyet yürüten tarihçilere ve akademisyenlere açık arşivler. Herkes bu arşivlere ulaşamıyor. Ancak bu tarihçilerin yaptığı çalışmalar arasında kimi belgeleri biz de görebiliyoruz. Onların yayınladıkları bize karşı, yani Rumlara karşı propaganda yaptıkları kitaplarda kullandıkları belgelerden de faydalanarak aslında bu tarihsel süreci anlamamıza sebep olabilecek bir çalışmayı sağlayabiliyoruz. Kimi kaynakları da çeşitli tarihçilerin yardımıyla, işte daha böyle tanınmayan, bilinmeyen tarihçilerin yardımıyla bulabildik. Ama dediğim gibi aslında soykırımın yaşandığına dair birçok belge ortadaydı. Bunlar gizli saklı bir yerde değildi. Bunları görebilecek insan yoktu. Görebilecek aydın, görebilecek bilince sahip ya da cesur
tarihçiler yoktu Türkiye'de ve bu yüzden bu yüzyıllık süre içerisinde bu mesele çok fazla dile getirilip konuşulamadı. Tabii bu arada korkuyu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Bugünkü Türkiye'ye baktığınızda iktidarı temsil eden partinin içerisinde bundan 3 yıl önce yer almış olan bir gruba karşı yürütülen karşı propaganda, şiddet, baskı gibi örnekler bile bize şunu gösteriyor. Türkiye'de sisteme karşı mücadele etmek çok büyük bedeller istiyor ve karşılığında insan hayatına son vermekte dahil olmak üzere bir sürü baskıyla karşı karşıya kalıyor insanlar ve bu korkudan dolayı da bu konuda çok fazla bedel ödeyebilecek cesarette insan çıkmadığı için bu konu çok fazla dile getirilmiş olmadı. Kitabımın diğer dillerde yayınlanması için de yani özellikle İngilizce yayınlanması gerekiyor. İngilizce ve Almanca yayınlanması gerekiyor. Bu konuda da çeşitli girişimlerde bulunmuştum daha önce. Özellikle Avrupa Pontus Federasyonu bu konuda bana yardımcı olacağını söylemişti. Özellikle İngilizce ve Almanca'ya çevirisi konusunda yardımcı olacaklarını, bunu yapacaklarını söylemişlerdi ama onlardan da uzun bir süredir haber alamıyorum. Yani genel olarak aslında bir kitabın Yunanca'ya çevrilmesi ya da bir başka dile çevrilmesi, bunlar teknik meseleler gibi gözükse de aslında yine de bir maddi karşılığı olan sorunlar ve bu yüzden de bu sıkıntılar devam ediyor. Yine aynı şekilde sadece benim kitabımın Yunanca'ya çevrilmesi meselesi değil. Yunanca yayınlanmış birçok belge, tarihi nitelikte kitaplar var. Türkiye kamuoyu bunları bilmiyor örneğin. Bunların Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor. Örneğin Profesör Fotiadis'in Pontus soykırımı ile ilgili bir kitabının Türkçe'ye çevirdik. Bu çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Yani Batılı kaynakların Türkiye dışındaki ülkelerde yazılmış, bu konuya ilişkin yazılmış belgelerin, kitapların Türkiye kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Bu sadece Rumlar açısından değil, işte Ermeniler, Kürtler, hatta Türkler açısından da çok önemli. Bu büyük bir eksiklik. Özellikle Yunanistan'daki tarih araştırmaları, yine kültürle ilgili araştırmalar. Kemençedir, horondur, yöresel giysilerdir, yöresel yemeklerdir. Tiyatro ile ilgili, örneğin Homeroeslerle ilgili bir tane kitap var. Pontus Halk Tiyatrosu'nu anlatan bir kitap var. Türkçe yayınlanmış. Ama ben biliyorum ki Yunanistan'da bu konuda birçok araştırma yapılmış, birçok kaynak var. Ama bunları anlayamıyoruz. Yunanca bilmediğimiz için anlayamıyoruz. Tek başına bizim anlamamız da yeterli değil. Bu kitapların Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor örneğin. Yani aslında belki de üstüne basa basa konuşulması gereken bütün bu anlattıklarımın içerisinde üstünde basa basa konuşulması gereken bana yöneltilen sorulardan bir tanesi de şey, Pontus'un soykırımını tanımayı ne şekilde başaracağımızı düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Aslında bu sorunun yanıtı da burada. Çünkü yüzyıldır şiddetle ayakta duran, hiçbir yasayı tanımayan, demokrasiyi reddeden bir erk, bir devlet gücünün 100 yıl önce yaşanmış bir soykırımı kabul edeceğini beklemek bir hayaldir. Ama bu devleti bu kadar pervasız davranmaya iten şeylerden bir tanesi de toplumun bilgisizliğidir.
toplumun cahil olmasıdır. Aydın olan kesimlerin bile bu konularla, özellikle soykırımla ilgili konularla ilgili bilgiye sahip olmaması, Türkiye toplumunda hiçbir şeyin tartışılamaz durumda olmasına sebep oluyor. Bu yüzden de öncelikle bu bilgilerin Türkiye kamuoyuna aktarılması için bu çevirilerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani en büyük eylem, en doğru eylem, beğenmesek de oradaki insanların davranışlarını, Türkiye kamuoyunu bu konuda bilgilendirmektir. Soykırım olmuştu demek yetmiyor. Türkiye devleti de biz de soykırım yapmadık diyor. Bunun örneklerinin özellikle o dönem yaşanmış olan bireylerin yaşamış olduğu hikayelerin örneklerle anlatılması gerekiyor. Örneğin biz yaklaşık 10 yıldır birçok hikayeyle karşılaştık. Kendileri Türkiye'de yaşayan fakat Yunanistan'da akrabaları olan birçok insan ortaya çıktı. Yeni örnekler bunlar. Yani çok öncesinde bilinen, örneğin Yorgan Riadis'in yaptığı öyküler, çalışmalar var. O çalışmalarda ortaya çıkan bir takım örnekler vardı. İşte Tamama'daki gibi. Bunlara benzer bir sürü yeni örnekle karşı karşıya kaldık. İnsanlar cesaret buldukça, bu konu konuşulmaya başlandıkça kendi hikayelerini, gizli olan kendi hikayelerini anlatmaya başladılar. Bunlar paylaşıldıkça Yunanistan'daki akrabalarına ulaştılar. Bir sürü yeni bilgiye ulaştık böylelikle. Aslında kişilerin, ailelerin hayat hikayelerinden yola çıkarak. Bu yüzden Türkiye toplumunu bilinçlendirecek, aynı zamanda Pontus insanını bilinçlendirecek, o döneme, bundan 100 yıl önce yaşanmış olaylara, daha öncesine, Pontus'un tarihine, Pontus'un kültürüne, ta Mitridates'e kadar dair birçok çalışmanın Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor. Bence yapılması gereken en önemli, en doğru çalışma soykırım, Pontus'un soykırımına karşı mücadelede yapılması gereken en önemli çalışma budur. Bunların bir komisyon tarafından ortak bir görüş alınarak belirlenmesi, hangi kaynakların önemli olduğuna dair bir komisyon oluşturulup bunların belirlenmesi ve bunların Türkçe'ye çevrilmesi için bir süreç başlatılması gerekiyor. Bunu ben 5 senedir Yunanistan'a her gittiğimde, her görüştüğüm tarihçiyle, siyasetçiyle, araştırmacıyla konuştum, söyledim, söylüyorum. Her seferinde söylüyorum, yine söylüyorum. Bugünün temel görevi budur. Uluslararası güçlerin, Avrupalı devletlerin, Amerika'nın soykırımı tanıması kuşkusuz önemlidir. Bu ülkelerin halklarının, kamuoyunun bilgilendirilmesi de kuşkusuz çok önemlidir. Ama belirleyici olan Pontus'tur. Belirleyici olan Türkiye'deki kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesidir. Bence bütün çalışmayı bunun üzerine şekillendirmeli, bunun üzerine düşünmeliyiz. Şimdi Türkiye Devleti'nin konuşmamın başında da söylediğim gibi en büyük propaganda araçlarından bir tanesi sanki Pontus coğrafyasında hiç Rum yaşamadığına dairdir. Ama oysa bizim bulduğumuz, gene benim 1869 yılı ile 1904 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin yayınladığı yıllıklar var. Trabzon vilayeti yıllıkları. Buna Türkçe'de salname deniyor. Bu yıllıkların içinde devlet memurlarının isimleri, görevleri, belediye başkanları, belediye çalışanları, nüfus sayımları, yine bu coğrafyada yaşamış olan yazarlar, kültür insanları,
dönem dönem şehirlerdeki pazarların kurulma tarihleri, limanlardaki gemilerin sefer tarihleri, saatleri gibi rüzgarlar, coğrafi koşullar, dağların şekilleri, yollar gibi birçok detayın anlatıldığı bilgilerle dolu kaynaklar bunlar. 22 yıl boyunca, yani 1869 ile 1904 yılları arasında 22 cilt, 22 kitap olarak hazırlanmış Osmanlıca. Osmanlı Devlet tarafından hazırlanmış. Bu kaynaklar yine bir Trabzonlu tarafından Latince'ye çevrilmiş. Bildiğiniz üzere Osmanlıca Arap alfabesi kullanılarak yazılan bir dildi. Tabii bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Eski bilgilere ulaşmaya çalıştığımızda yine bildiğiniz gibi 1923 yılında Mustafa Kemal aynı zamanda Arap alfabesini, Arapça alfabeyi yasaklayıp Latin alfabeye çevirince dili bu sefer eski belgeleri okuma konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Yani bugün geçmişle ilgili bir belgeye ulaştığımızda Osmanlıca bilen bir uzmana ihtiyacımız var. Çünkü aynı dil değil. Dil aynı değil ama bir de şu aynı değil. Harfler aynı değil, alfabe aynı değil. En önemli sıkıntılardan bir tanesi de bu. Şimdi bu Trabzon vilayeti salnamelerinde, yıllıklarında çok çarpıcı bir örnekle karşılaştım. 1904 yılında yayınlanan, 22. cildinde yayınlanan bir salnamede sadece Trabzon ilinin, vilayetinin Maçka ilçesindeki Hristiyan okul ve kiliselerinden bahseden bir alıntı gördüm. Şöyle diyor, Maçka'nın Hristiyanları o kadar ilginç insanlardı ki bunların birçoğu gurbette, yani Maçka dışındaki yerlerde yaşayıp para kazanan insanlardı ve her gördüğü yere bir kilise yapmışlardı. Ve Maçka ilçesinde 45 25 tane İslam okulu var. 45 tane Hristiyan okulu var. Maçka ilçesinde 25 tane cami var. Burası çok önemli. 700 tane kilise var diyor. Osmanlı Devleti'nin kendi yazdığı yıllığında, 1904 yılında yazdığı yıllığında. Çok çarpıcı bir şey. Şimdi bunu bizim insanlarımızla paylaştığımızda insanlar şok oldular. Yani bu konuda hiç kimse bir şey bilmiyor. Gerçekten hiç kimse bir şey bilmiyor iken birdenbire Türkiye denilen Türkiye haritasının kuzeyinde Trabzon'un Maçka ilçesinde 700 kilise olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalan insanlar bütün her şeyi sorgulamaya başladılar. Bazen böyledir. Küçücük bir örnek, bütün domino taşı gibi bütün her şeyi alt üst edebilir, yıkabilir, yok edebilir. Bilgi bu yüzden önemli işte. Ve bu bilgi Osmanlı'nın kendi belgelerinde var olan bir bilgi. Şimdi bunları tabii görmek, bunları toplumla paylaşmak ve toplumun 100 yıl önceki yaşanan acılarla yüzleştirilmesi için gerekli ve önemli. Demin dediğim gibi birincisi buydu. Türkiye Devleti 100 yıl boyunca adeta orada hiç Rum yaşamamış gibi davrandı. En önemli politikalarından bir tanesi Mustafa Kemal'in, Kemalistlerin en önemli politikalarından bir tanesi buydu. Dil yasaklandı örneğin. Rumca konuşmak yasaklandı. Ermenice konuşmak yasaklandı. Türkiye'de Lazca konuşmak, Kürtçe konuşmak yasaklandı. Bunun için vatandaş Türkçe konuş
diye kampanyalar düzenlediler. Eskiden şehir ve kasabalarda zerzevatçı dediğimiz sebze ve meyve satan ama seyyar sebze ve meyve satan insanlar vardı. Kimileri bir tezgahın üzerine koyarak bunları satardı. Kimileri böyle tekerlekli iterek kullanılan arabalarda satarlardı. Ve bu zerzevatçılar ürünlerini satabilmek için bağırarak satarlardı ürünlerini. Mahallelerin içine, sokakların içerisine girdikleri zaman. Örneğin 1928 yılında Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasının bir bölümünde zerzevatçıların yani sebze ve meyve satanların Rumca bağırması yasağı da vardır. İlginç yasaklardan bir tanesidir. Rumca bağıran insanlar belli yerlerde para cezalarına, bazı şehirlerde hapis cezalarına çarptırılmışlar örneğin o yıllarda. Bu sadece Pontus'la sınırlı değil, bu aynı zamanda İstanbul için de geçerli. Ama şimdi bakın, bu size çok normal geliyor olabilir ama Türkiye'deki bir insan için bir sebze satıcısının Rumca bağırması yasaklandı bilgisi çok şaşırtıcıdır. Bu şu demektir. Yani 100 yıl önce sebze satan insanlar Rumca mı bağırıyormuş, Rumca mı konuşuyormuş demektir en önemlisi. Ve onun Rumca bağırıyor olmasının sebebi Rumca bilen insanlara bağırıyor demektir. Yani bir sürü insan Rumca konuşuyor demektir bu. Bu Türkiye Devleti'nin resmi tezlerini alt üst eden bir gerçektir örneğin. Herkesin kendisini Türk zannettiği, herkesin tarihin Türk olduğunu zannettiği bir ruh halinde böyle bir bilgiyi ortaya çıkardığınızda her şey değişir. İşte o zaman insanlar düşünmeye, o zaman insanlar tartışmaya başlarlar. O zaman bu güvensizlikle birlikte bu yüzleşme de gündeme gelebilir. Soykırımla ilgilenen Avrupalılarla temas halinde miyim? Belli tarihçilerle, belli konferanslarda bir araya geliyoruz. Ama genel olarak Avrupa'daki tarihçilerin de Pontus meselesine bakış açısında bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İlgisizlik olduğunu düşünüyorum. Bu aslında şöyle bir şey. Popüler olmadıkça bilim insanları da aslında popüler olmadıkça bir konuyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Ermeni soykırımının Pontus Rum soykırımından daha fazla dile getiriliyor olmasının sebebi Ermenilerin daha çok öldürülmüş olması değil aslında. Ya da Ermenilerin bu konuda çok iyi propaganda yapıyor olmasıyla da bence çok fazla ilgili değil. Bence bu mesele biraz da Avrupalı devletlerin siyasetleriyle, politikasıyla ilgili bir şey. Dönem dönem Türkiye Devleti ile Avrupalı devletler arasında yaşanan politik tartışmalar, politik krizlerde her iki taraf açısından söylüyorum, çeşitli konular politik malzeme olarak karşılıklı kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi aslında soykırım meselesi de. Dolayısıyla da Avrupalı ya da Amerika'nın ihtiyacı olduğu dönemlerde kendi siyasetiyle ilgili, kendi politikası ile ilgili bu meseleler gündeme geliyor. Yani bu konuda aslında ne Avrupa ne de Amerika çok samimi değiller. Zaten 100 yıl önce Pontus'un soykırımı yaşanırken İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar oradaydılar. Sovyetler Birliği'nin gözleri önünde oldu, yaşandı her şey. Yani bütün dünyanın tanık olduğu bir soykırımdı Pontus'un soykırımı.
Kuşkusuz Ermeni soykırımı da, ama Ermeni soykırımı 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı içerisinde ki tarihsel sürece sıkıştırıldığından ve yine Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı ve Alman devletleri yenenlerin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları için Ermeni soykırımı bir biçimiyle daha çok gündemleşti, dile getirildi. Ama Pontus'un soykırımının en önemli yanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun sebebi olmasıdır. Pontus'un soykırımını dile getirmek demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni meşru görmemek demektir. Yok saymak demektir. Bu öyle kolay olarak kolay kolay herkesin kabul edebileceği bir gerçeklik değildir. Bu yüzden Avrupalı devletler ve tabii Türkiye'deki muhalifler de bu meseleyle çok fazla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Ben Avrupa'daki aydınların bu konuyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Örneğin çalıştığım okulda, lise düzeyinde bir okulda çalışıyorum. Bu okulda yaklaşık 7-8 senedir hemen hemen her yıl 200-250 öğrenci gibi düşünürsek dönem dönem derslere girip Pontus Rum soykırımı ile anlatımlar yapıyorum. Pontus Rum soykırımı ya da işte yabancı olmak, sürgün olmak gibi başlıklar altında çeşitli öğretmenlerle yaptığımız bir proje bu. Buradaki öğrencilere, İsviçre'de öğrencilere bu meseleyi anlatıyorum. Örneğin yine bundan bir iki hafta kadar önce, yani bu korona virüsünden dolayı uzaktan eğitimin yapıldığı bu süreçte 9. sınıf öğrencilerinden bir 9. sınıftan bir öğrencinin ödevi Pontus Rum soykırımıydı. Onunla telefon ve işte WhatsApp aracılığıyla bilgileri paylaşarak bir çalışma yürüttük. Mesela yaklaşık 20 A4 sayfalık Almanca Pontus Rum soykırımını anlatan bir ödev hazırladı. Daha öncesinde de birçok öğrenci, bundan iki ve üç yıl önce birçok öğrenci Pontus soykırımı ile ilgili Almanca ödevler hazırlayıp yayınladılar, yazdılar. Şimdi bu tarihle ilgili, tarihe ilgi duyan birçok insanın ilgilenebileceği bir konu olmakla birlikte bu bilgiye sahip olmayınca, insanlar böyle bir bilgiyle daha önce karşılaşmayınca doğal olarak bu konuda hiçbir şey düşünmüyorlar. Bunu duymaları, bilmeleri gerekiyor. Ben bir Pontuslu Rum kimliğiyle orada var olduğum için çevremdeki herkes bunu biliyor. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Bulunduğum ortamda en az 1000 kişiye Pontus Rum soykırımını, İsviçreli 1000 kişiye Pontus Rum soykırımını anlattım. Sadece benim anlatımlarımla ikna olmadılar. Onlar da araştırdılar. Almanca, İngilizce kaynaklara ulaşabildikleri kadarıyla tabii. Şimdi bu da çok önemli. Bakın, kaynağa ihtiyaçları var. Yani ben bir şey söylüyorum ama bu konuda Almanca yazılmış ya da İngilizce yazılmış ya da Fransızca yazılmış belgelere ihtiyaçları var. Peki biz Pontus Rum soykırımı ile ilgili ne kadar İngilizce, Almanca ya da diğer dillerde çeviri yapabildik, bu konuları anlatabildik? Bu konuda maalesef çok 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 fazla değil. Yani bir Ermeni soykırımı ile ilgili yapılan çalışmalarla kıyaslandığında biz bu konuda çok geriyiz Pontus Rumlar olarak. Hele ki şimdi bir de Türkiye kökenli, yani Türkiye'de, bugünkü Türkiye'de doğmuş benim gibi bir kişinin çalışmalarının yayınlanması, özellikle bu dillere çevrilmesi çok daha önemli, çok daha çarpıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye bu meseleyle ilgili özellikle 2019 yılında soykırımın 100.
yıl dönümü, Pontus'un soykırımının 100. yıl dönümüne ilişkin bir hazırlık süreci yaşadı. 2-3 yıl öncesinde Türkiye Devleti özellikle Pontus coğrafyasındaki üniversitelerde Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon gibi şehirlerdeki üniversitelerdeki tarihçilerden oluşan bir grup oluşturdu. Ve bunlar yine bildiğimiz yüzyıldır yapılan propagandanın tekrarını yaptıkları çeşitli konferanslar, toplantılar, televizyon programları falan yaptılar. Ancak işin doğrusunu söylemek gerekirse çok cahiller, çok bilgisizler ve söyleyebildikleri, anlatabildikleri şeyler çok sınırlı, çok kısıtlı. Ama bu çok önemli değil. Şimdi önemli olan onların söylediklerini dinleyen, onların söylediklerini doğru kabul eden bir kitlenin var olması. Yani karşımızda mücadele ettiğimiz yanlış bir tarih tezi olan, yanlışlarla kurulu bir devletin propagandası değil tek başına. Bu propagandanın bilgi eksikliği, cahilliği çok önemli değil bizim açımızdan. Kitleler açısından nasıl algılandığı önemli. Bu yüzden bu propagandanın boşa çıkarılması için özellikle ben sürekli vurgu yapıyorum. Türkçe kaynaklara, Türkçe'ye çevrilmiş bilgilerin Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklarına ihtiyacımız var diye. Türkiye Devleti özel olarak soykırımla ilgili çalışmalar yürüten özellikle son dönemde, son 10 yıldır işte özellikle benim yaptığım çalışmalara yönelik büyük bir karalama kampanyasına gitti, tabii gidiyor. İşte benim terörist olduğumu, vatan haini olduğumu gibi propagandalar yaparak, bu tür haberler çıkartarak bu meselenin kitleler nezdinde etki uyandırmaması için çaba sarf ediyor. Çaba sarf etti. Onun dışında özellikle Pontus coğrafyasında Rumca konuşan ya da daha sonra tekrar Hristiyan olduğunu düşündükleri çeşitli insanlar üzerinde baskılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bu konuda bu baskılardan bir tanesi de tabii işbirlikçileştirdikleri, bu kimlikten insanları, işbirlikçileştirdikleri bu kimlikten insanları bizlere karşı kullanmaya çalışıyor. Bu aslında devletlerin, bütün devletlerin başvurduğu yöntemlerden bir tanesidir. Ama kimi zaman bu meseleyi sadece bir dil meselesi haline getirerek, yani evet böyle bir dil var, bu dil konuşuluyor gibi propaganda yapıp ama arka planda soykırımdan kesinlikle söz etmeyen, hatta bu dili konuşan insanların etnik kimliğini dahi Rum olduğunu kabul etmeyen bir yaklaşım sergiliyor devlet ve devlete yakın kesimler. Bunun dışında belki son dönem Türkiye'sinden bahsedilebilir. Aslında son dönem Türkiye'sinden bahsedilirken şöyle bir not düşmek istiyorum. İnternetin gelişmesi, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artık dünyanın her yerinden, birbirinden çok uzakta olan dünyanın her yerinden bilgi sahibi olabiliyor, haber alabiliyoruz. Özellikle bugünkü Yunanistan'da yaşayan kamuoyu açısından söylüyorum. Türkiye ile ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuzdur. Yani Türkiye'nin antidemokratik bir yapıya sahip olduğunu, insan haklarının, özgürlüklerin hiçbir şekilde olmadığı, işkencenin, siyasi cinayetlerin,
uzun yıllar hapislerde yatan politik insanların olduğunu duyuyorsunuz, biliyorsunuzdur. Bugünkü Türkiye'yi anlatıyoruz tabii. Ama aslında 100 yıllık Cumhuriyet tarihi de bu tür örneklerle dolu. Yani bu dönem AKP'nin iktidar olduğu ya da Erdoğan'ın iktidar olduğu dönem, 20 yıl, yaklaşık 20 yıl oluyor. Dönemde yaşananlardan yola çıkarak şöyle bir propaganda yapılıyor. Sanki sadece AKP ya da Erdoğan iktidar olduktan sonra biz bütün bu acıları, antidemokratik süreci yaşıyoruz gibi. Bu doğru değil. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihi benzer antidemokratik uygulamalarla, insan hakları ihlalleriyle dolu, hukuksuz, adaletin olmadığı bir süreç yaşıyor aslında. Yeni değil yaşananlar. Bunların yeni gibi görünüyor olmasının temel sebeplerinden bir tanesi, dediğim gibi, iletişimin, internet sayesinde ortaya çıkan iletişim olanaklarının çok yaygın olmasıdır. O yüzden de Türkiye'den bahsederken son 20 yılı değil, son 100 yılı anlatmak gerekiyor. Türkiye'de bir parlamento vardır 100 yıldır. Bu parlamento hiçbir zaman halkın, insanların temsil edildiği bir yer haline gelmemiştir. Bu parlamento 3 kez askeri cuntalar tarafından kapatılmıştır Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca. Bugün de yine Erdoğan'ın son 2 yıl önce çıkarttırdığı yeni yasal düzenleme ile, işte başkanlık sistemi adı verdiği yeni yasal düzenleme ile, yine hiçbir etkisi olmayan, belki işte dördüncü kez, hani üç kez askeri junta tarafından demiştim, kesintiye uğradı. Dördüncü kez hiçbir etkisi olmayan hale gelmiştir. Evet, parlamentonun açık olduğu, parlamentoda çeşitli kesimlerden, çeşitli siyasal partilerden insanların var olduğu süreçlerde bile demokrasicilik oyunu diye kısaca özetlenebilecek bir süreç yaşanır. Türkiye'de iki keskin siyasi yapı vardır. Bunun bir tanesi İslam dinine dayalı muhafazakar bir çizgi iken, bir diğeri de batıcı gibi gözüken modern ama aşırı milliyetçi çizgidir. Bu çizgiyi bugün CHP diye adlandırdığımız, işte Sosyal Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi temsil ederken, işte İslamcı çizgiyi temsil eden parti de bugün işte Erdoğan'ın başında olduğu AKP'dir. Bu iki siyasi çizgi aslında 100 yıldır Türkiye Devleti'ni yönetiyorlar. Kimi zaman batıcı modern görüntüye ihtiyaç duyduklarında öne, bu CHP kimlikli parti öne çıkıyor. Kimi zaman İslamcı kimliğe, İslam kimliğine ihtiyaç duyduklarında da diğer parti öne çıkıyor. Diğer partinin çeşitli versiyonları tabii bu 100 yıllık tarihi içerisinde değişik değişik isimlerle partiler kurulmuş ve varlar. Bunların dışında bir de MHP adı verilen Milliyetçi Hareket Partisi, Bozkurtlar diye bilinen aşırı milliyetçi, sivil faşist bir parti de var. Ancak ben faşist kelimesini sadece bir küçük partinin
parti ilan edilmesini doğru bulmuyorum aslında. Ya da bu faşist ya da rasist dediğimiz örgütlenmelerin düşüncelerine, parti programlarına baktığımızda 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca bütün partiler %99'u aynı programa dahildirler. Batıcı modern olan, modern batıcı gibi gözüken CHP'de mesele Kürtler, mesele Rumlar, mesele Ermeniler olduğu zaman MHP'den, Erdoğan'dan daha serttirler. Bu yüzden bu yanılgı, burada böyle bir yanılgı var, böyle bir politik değerlendirmede bir eksik var gibi düşünüyorum. Yani dışarıdan bakıldığında uluslararası kamuoyunda şöyle bir algı var. Erdoğan kötü bir adam, Erdoğan giderse her şey düzelecek. Her şey Erdoğan yaptı falan gibi. Oysa durum böyle değil. Bu bir devlet yapısı, bu bir sistem ve bu sistem çok eski bir geleneğe dayanıyor. Ta Osmanlı'da kökleri. Ve bu sistem 100 yıl önce Ermenileri, Rumları, Süryanileri katletti, soykırım uyguladı. Geri kalan uluslara da siz Türksünüz, Müslümansınız dedi. Yeni bir devlet kurdu. Türklüğü temsil eden nüfusun belki %7'yi geçmediği bir coğrafyada yeni bir devlet kurdu ve bu devlet hala ayakta. Bu büyük bir başarıdır. Küçümsememek gerekiyor. Yani mesele sadece Erdoğan meselesi değil, Türkiye üzerinde konuşmak gerekirse. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Bugün bir de dünyada yeni bir sıkıntıyla, yeni bir problemle karşı karşıyayız. Koronavirüsü nedeniyle dünyanın hemen bütün ülkelerinde olağanüstü koşullar yaşanıyor. Kuşkusuz bu süreçte bize birçok şeyi sorgulamamızı, birçok sorunun cevabını bulmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü tarihte yaşanan her gerçek bugün yaşadıklarımızla ilgili ya da bugün yaşadığımız her olumlu ya da olumsuz şey bundan önce tarihte yaşananlarla ilgili. Birbirinden bağımsız değil. Bence Pontus Rum soykırımı ile ilgili yapacağımız çalışmalar sadece anmalarla sınırlı olmamalı. Sadece kültürel faaliyetlerle sınırlı da olmamalı. Yani horon oynadığımız, kemençe çaldığımız, ağıtlar yaktığımız bir ruh halinde olunmasını da doğru bulmuyorum. Bu gerçekleri öncelikle kendi insanımıza anlatmamız gerekiyor. Bu Yunanistan için de geçerlidir. Ben Yunanistan'a da gelip giden Yunanistan'daki Pontuslularla da ilişkisi olan bir insan olarak söylüyorum ki Yunanistan'da da Pontuslular içinde, özellikle gençler içerisinde ne yazık ki tarih bilinci çok iyi durumda değil. Öncelikle tarihimizin çok iyi bir şekilde bilinmesi, anlatılması gerekiyor. Bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor insanların. Ama sık sık tekrarladığım gibi asıl hedef, asıl çalışma alanı Pontus'tur. Asıl çalışma alanı 100 yıl önce kurulmuş, bana göre sınırları da kendisi de meşru olmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisindeki toplumdur. Bu toplumun
bilgilendirilmesi, bu toplumun aydınlatılmasıdır, gerçeklerle karşılaştırılmasıdır. Ve bunun için özellikle Pontus'la, Küçük Asya'da yaşamış olan Rumlarla ilgili hem tarihsel, hem kültürel, hem siyasal araştırmaların, kaynakların, kitapların Türkçe'ye çevrilmesi konusunda bir girişimde bulunmamız gerekiyor. Çaba sarf etmemiz gerekiyor diyorum. Ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın.